Sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler, herkese iyi çalışmalar. Evet, Baba Tarih Muhammed Öztürk'le bir test kampında da birliktesiniz. Sevgili arkadaşlar, ne yapıyoruz? E, test sorusu çözüyoruz, aralarda bilgiler paylaşıyoruz, e, yorumlar yapıyoruz. Ne yaptık? E, İslamiyet öncesi Türklerinden başladık, Türk İslam tarihi ve Osmanlı diye devam ettik. Ve e, şimdi de İnkılap Tarihi videolarındayız, sevgili arkadaşlar. Hemen videolarımızın başında söylediğimiz gibi bizim YouTube'da bilgi kampı videolarımız. Sadece bilgi paylaşıyoruz. Yoğun bilgi artı soru cevap kampı. Zaten e, baba tarihi Muhammed Öztürk kitaplarının temel felsefesidir soru cevap kitapları. Almayanlara hemen duyuralım buradan reklamını yapalım. Gerek ÖABT gerek genel kültür kitaplarımız soru bankalarımız vesaire. Neyse ve diğer videolarımızı da YouTube'dan takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet uzatmadan başlayalım. Şimdi arka arkaya 3 soru soracağım. Bu üç soruda da e, temel mantık olarak size bir şey öğretmeye çalışacağım. Çözmeye başlayalım. Arkadaşlar soru 1. Erzurum Kongresi'nin milli iradeyi hakim, kuvayi milliyeyi etken kılmak, etkin kılmak esastır kararı 1 2 3 durumlarından hangilerine önem verildiğine kanıt olarak gösterilebilir? Bu arada her zaman dediğim gibi soruyu okuş tarzıma da dikkat edin. Öncülleri direkt okumadım. 1 2 3 diye okumaya başladım. Evet. Şimdi milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kuvayi milliyeyi etkin kılmak esastır cümlesi. Biz hangi yorum yaptıracak? Bir, ulusal egemenlik kavramı. İki, milis güçlerin desteklenmesi. Üç, TBMM'nin açılması. Durumlarından hangilerine önem verildiğini kanıt olarak gösterilebilir. Biraz kalabalık yapıyorum. Laf kalabalığı yapıyorum. Ki sizler de soruyu çözün. Evet sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Denizli. Şimdi nereden başlayalım anlatmaya? Bir, ulusal egemenlik kavramı. Arkadaşlar, milli irade kelimesiyle ulusal egemenliğe gidiyoruz zaten. Milli irade, milletin iradesi, e, sorularda ulusal egemenlik ve konusuna göre tabii ki cumhuriyet olarak, cumhuriyetçilik olarak işaretlenebilecek bir kilit kelime. İki, ee, milis güçlerin desteklenmesi. Buna da ulaşıyoruz. Nereden ulaşıyoruz? Kuvayi Milliye'den ulaşıyoruz arkadaşlar. Kuvayi Milliye kelimesinin bir eş anlamlısıdır aslında. Bölgesel güçler, yerel güçler, düzensiz ordu, milis kuvvetler, mali kuvvetler bunlar hep aynı anlama gelir sorularda. Ee, bu arada şunu tekrar vurgulayalım. Bütün ünitelerde çıkan, en çok çıkan kavramlar ve bu kavramların yorumuyla ilgili YouTube'da videomuz var. İzleyin kesinlikle çok soru çözeceksiniz. Çünkü bütün üniteleri tek bir video altında, yani 5-6 video altında biz birleştirdik. Devam edelim. 3. TBMM'nin açılması. Bu olmaz. Bu neden olmaz? Ee, arkadaşlar Erzurum Kongresi 1919'da oldu. Ee, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihinde olurken TBMM'nin açılması 23 Nisan 1920 tarihinde oldu. Dolayısıyla ee, o dönemde daha TBMM yok ki. Değil mi? TBMM'nin açılması durumlarında önem verildiğinin göstergesi değildir bu. Ama şöyle diyebilirsiniz. Mesela başka bir konuda, mesela TBMM açıldıktan sonraki bir konuda milli iradeyle TBMM'yi tabii ki ilişkilendireceksiniz. Ama benim soruyu sorduğum dönem Erzurum Kongresi dönemi ve TBMM yok. Evet. Devam edelim. Erzurum Kongresi'nin Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının çalışılacaktır kararının alınması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiğini söylemek mümkün değildir. Evet Erzurum Kongresi'nde Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır. Böyle bir madde var. Hangisinin gerçekleştirilmek istendiğini söylemek mümkün değildir diyoruz. Yorum yapacağız. Evet. A. Milli mücadele halka dayandırmak. Yapalım mı böyle bir yorum? E, yapalım. Neden? Çünkü mebuslar meclisi açılırsa içinde milletvekili olur. Kim seçecek milletvekilini? Halk seçecek. O zaman milli mücadele halka dayandırılabilir. 2. B yani. Ulus adına kararlar alınması amaçlanmıştır. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü mebus az önce anlattığımız mantıkla. Mebuslar meclisinin içinde kim olacak? Milletvekili. Kim seçecek? Millet seçecek, halk seçecek. Aldıkları kararı kimin adına almış olacaklar? millet adına. İşte bu yüzden Mustafa Kemal ve Erzurum Kongresi'ne katılanlar Mebuslar Meclisi'nin açılmasını ısrarla istiyor arkadaşlar. Evet. C. İstanbul hükümetinin faaliyetleri denetim altına almaya çalışılmıştır. Bakın bu çok zor bir yorumdur. İnkılap tarihi konuları içerisinde en zor yorumlardan bir tanesidir. Mantığını burada da bu test çözerken uzun uzun anlatamayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. İster günümüzde olsun ister o dönemde olsun. Meclis hükümetten üstündür ve meclis hükümetin yaptığı çalışmaları denetler. Yasama, yürütmeyi denetler. Özellikle vatandaşlık bilgisi iyi olan arkadaşlarım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla meclis varsa hükümet denetlenir. E o dönemde meclis yok, e, hükümet denetlenemiyor. İşte o yüzden zaten Erzurum Kongresi'ne katılanlar Mebuslar Meclisi'nin derhal çalışmasını, toplanmasını istiyorlar ki İstanbul hükümetinin faaliyetlerini denetleyelim. Öyle damat verir kafasına göre kararlar almasın mesela. C'ye de ulaşmak mümkündür. D. TBMM'nin açılması için ortam oluşturulmuştur. Arkadaşlar hayır. Erzurum Kongresi az önce söyledim 1919'da. Burada açılması istenen meclis Mebuslar Meclisi daha TBMM fikri yok. Mebuslar Meclisi'nin açılması isteniyor. Mebuslar Meclisi Monros'tan sonra kapatılmıştı. Dolayısıyla cevabımız tabii ki D olarak ortaya çıktı. E'yi e yorumlayalım. Milli mücadeledeki çalışmalara yasallık kazandırılması amaçlanmıştır. Arkadaşlar şimdi bir olay nasıl yasallık kazanır biliyor musunuz? Kendi başınıza karar almazsanız, hukuki olarak ortaya koyarsanız, bir kanun yaparsanız e, yasallık kazanır. Dolayısıyla Erzurum Kongresi'nde Mebuslar Meclisi'nin açılmasını istenmesinin bir sebebi de budur. Çünkü Mebuslar Meclisi açacak, meclis kanun çıkarılacak ve yapılan işler hep kanuna dayandırılacak. İşte bu yüzden Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanılması istenmesinin bir sebebi de alınan kararlarla, çıkarılan kanunlarla yapılan çalışmalara yasallık kazandırılmak istenmesidir. Evet, öğretici bir soru. 3. Amasya protokolünde yer alan İtilaf devletleriyle Osmanlı Devleti'nin barış amacıyla yapacağı konferansa gönderilecek kişi seçilirken, temsil heyetinin de onayı alınacaktır maddesi. 1 2 3 durumlarından hangilerini örnek olarak gösterilebilir. Arkadaşlar Amasya Genelgesi 20 22 Ekim 1919 tarihinde oldu. İstanbul Hükümeti ile Ali Rıza Paşa Hükümeti biliyorsunuz. İstanbul Hükümeti ile e, temsil heyet arasında oldu. İstanbul Hükümetini yani Ali Rıza Paşa Hükümetini Salih Paşa temsil etti. Temsiliyetinde temsil heyetinde Mustafa Kemal temsil etti. Güzel bunları biliyoruz. Bunlar bir araya geldiler, konuştular, birçok karar aldılar. Alınan kararlardan bir tanesi bu. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti daha barış antlaşması imzalamadı. Çünkü Paris Barış Konferansı'nda e, İtilaf Devletleri, Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşamıyorlar. Hatta İzmir'in kime verileceği muhabbetleri falan vardı. İtalya tepki gösteriyordu ama İzmir Yunanlılara verilmişti mesela. Bir sürü konu var, tartışıyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'yı daha sonra bırakalım. Tamam bırakalım. Ve... Yıl 1919 olmuş, Ekim olmuş, savaş biteli çok olmuş ama hala itilaf devletleriyle Osmanlı Devleti arasında bir barış antlaşması yok. İşte temsiliyeti bunun farkında. Ve İstanbul'daki hükümete diyor ki, eğer itilaf devletleriyle bir barış antlaşması yaparsanız, oraya birisini gönderirseniz bizim de fikrimizi alın, bizim de onayımız olun. Öyle dandik dandik adamlar göndermeyin, teslimiyetçi adamlar göndermeyin, elimizi kolumuzu bağlayacak insanlar göndermeyin dik duracak olan insanlar gönderin mantığıyla kendi fikrinin de alınmasını istiyor. Evet bu hangisini bu durum bir iki üç durumlarından hangilerini örnek olarak gösterilebilir? Bir teslimiyetçi tavırdan endişe edilmesi. İki İstanbul hükümetine güvenilmemesi. 3. TBMM'nin gücünün gösterilmek istenmesi. Cevabımız alalım. D. Neden de az önce anlattığım gibi İstanbul hükümetine güven duyulmuyor arkadaşlar. İstanbul hükümetine güven duyulmuyor. Saçma saçma bir adam gönderilebilir. O yüzden bizim de fikrimiz alın diyor temsil heyeti. İkinci öncül var. E teslimiyetçi tavırdan endişe ediliyor. Çünkü Mondros'ta olmuştu daha önceden bu. Ve Damat Ferit hükümetleri döneminde çok olmuştu. Teslimiyetçi bir tavır var. Dolayısıyla hem İstanbul hükümetine güvenilmemesi hem teslimiyetçi bir tavırdan endişe edilmesi İstanbul hükümetiyle itiraf devletleri bir barış görüşmesi yaparsa oraya gönderilecek kişi konusunda temsiliyeti diyor ki benim de fikrimi alın. Üç niye yok? TBMM'nin gücünün gösterilmek istenmesi. Ya yok ki TBMM'nin gücünü gösterelim. Yok ki. Yok ki. Daha 2019'daydı. 19'dayız dedim ya baştan. Yok ki TBMM'nin. TBMM'nin otoritesi artmıştır. TBMM'nin gücü artmıştır. Ya sorularda o kadar çok yapılıyor ki bir, bu cümle. Ama bu cümleyi doğru yerde kullanın. Bakın arkadaşlar üç tane cümle verdim size. Bununla ilgili aslında sonra bir görselim olacak. Üçünde de TBMM vurgu yaptım ama üçü de yok TBMM ilişkisi. Evet. Devam. Bakın olay bu. Bu görseli zihnimize kazıyacağız ve ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bu görsel dışında söylüyorum. Samsun'a çıktı Mustafa Kemal. Havza'ya gitti. Er Amasya'ya gitti. Amasya genelgesini yaptı. Erzurum kongresini yaptı. Sivas kongresini yaptı. Sonra Amasya görüşmesi yaptı. Yıl 1919. Amasya görüşmesine ne karar alındı? Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak. Mustafa Kemal ve temsiliyeti Anadolu'da güvenli bir yerde açılsın dedi ama İstanbul'da açıldı. İstanbul'da açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin tarihe vurduğu en önemli dalga, mis, damga, misaki milli kararların alınmasıdır. 28 Ocak 1920. Bağımsızlık kararlarıdır. Bu misaki milli kararlarından dolayı bir itiraf devletleri bu duruma çok kızdı ve İstanbul'u resmen işgal ettiler. 16 Mart 1920. Arkasında, arkasında damat Ferit hükümeti o zamanlar gelmişti. Ee, padişah Mebusan meclisini kapatma kararı aldılar. 11 Nisan 1920. Sevgili arkadaşlar sonra da Mustafa Kemal ne yaptı? Ankara'da TBMM'i açtı. İşte bundan önceki hiçbir konuda Samsun'dan misaki milli kararlarının sonuna kadar hiçbir konuda TBMM'nin gücü artmıştır, otoritesi artmıştır tarzı saçma yorumlar yapmayın. Beni de çıldırtmayın. Bak yanlış yapmadan seni uyarıyorum. Yanlış yapmadan seni uyarıyorum. Yapacaksın. Denemelerde yap, sınavda yaparsan. Muhammed Hoca dedi dersiniz. Devam edelim. Lozan Antlaşmasının onaylanması. Daha doğrusu şöyle okuyalım. Nedim soruyu. Yukarıda verilenlerden hangisi birinci TBMM dönemi gelişmeler arasında yer almaz? Bir, Lozan Antlaşması'nın onaylanması. iki Ankara'nın başkent olması. 3. İzmir İktisat Kongresi. Ben soruyu çözeceğim. Sonra da bunun görselini getireceğim size. Arkadaşlar, birinci TBMM'i 23 Nisan 1920'den Ağustos 1923'e kadar çalışmıştır. Dolayısıyla senin bu tür soruları yapabilmen için tarih bilmen şart. Bir, Lozan Antlaşması'nın onaylanması. Ağustos 1923, birinci TBMM dönemi gelişmelerinden değil. 2. Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923. 13 Ekim 1923. 1. TBMM dönemi gelişmesi değil. İzmir İktisat Kongresi Mart 1923. İşte bu 1. TBMM dönemi gelişmesi. 1. TBMM dönemi gelişmesi olmayan arkadaşlar C. 1 ve 2. Şimdi görsel üzerinden biraz daha mantıklı gidelim. Arkadaşlar bakın bu inkılap tarihi konularının e, zor konularından bir tanesidir. Az önce bir tanesini söyledim. Bu da diğeridir. Bu meclis ayrımını yapmak çok zor öğrenci için. Şimdi hocam iki tane meclis var. Birinci meclis, ikinci meclis. İki tane meclis. Hayır iki tane meclis yok. 23 Nisan 1920'de çalışmaya başlayıp ta 11 Ağustos 1923'e kadar çalışan meclise biz birinci meclis dönemi diyoruz. Birinci TBMM dönemi diyoruz. Sonra seçimler yapılıyor. Bakın burada Nisan'da seçimler yapılıyor. 11 Ağustos 1923'te Yeni bir meclis, yeni bir milletvekilleri geliyor. Yeni milletvekilleri Ankara'ya TBMM'ye geliyor. Yeni bir meclis dönemi başlıyor. Bu da 1927'ye kadar çalışıyor arkadaşlar. 1 Ekim 1927. İşte bu meclis çalışma döneminde de biz ikinci meclis dönemi diyoruz. Sonra ne olacak? 1 Ekim 1927'den 1931'e kadar olan döneme üçüncü meclis dönemi. 1931'den 1935 yılındaki seçimlere kadar olan döneme de 4. TBMM dönemi diyorlar. Yani TBMM dönemlerini belirleyen şey iki seçim arasıdır. Bu kadar basit. Bu çıkar zaten sınavda. Birinci meclis, ikinci meclis çıkar. Sevgili arkadaşlar, bakın sen eğer ben kaliteli bir öğrenci olacağım diyorsan sadece 1923'ü değil 11 Ağustos 1923'ü bilmek zorundasın ben 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 net konuştum, açık konuştum. Ağır mı konuştum bilmiyorum ama ben kaliteli öğrenci olacağım diyorsan arkadaşım birinci meclis 23 Nisan 1920'de başlamıştır çalışmaya. 11 Ağustos 1923'te kadar çalışmıştır demen lazım. Çünkü bunlar çıkıyor ya. Bunlar çıkıyor. Çünkü 1923'te e, yaparsan ya 1923 e, bir sürü olay var 1923'te. Birinci meclis mi? 2. meclis mi? Bakın. Artık olayları burada tek tek saymıyorum. Bu kaynaklarda var. Sadece burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Bakın Lozan Antlaşması'nın imzalanması, imzalanması 24 Temmuz 1923 tam meclis döneminin sonu. Sonra 11 Ağustos 1923'te ikinci meclis açılıyor. Onaylanması da 24 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması'nın onaylanması da meclis açıldıktan 13 gün sonra diyelim. Ve sonra Ankara'nın başkenti ilan edilmesi, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat, ya bu tarihleri bilirsen zaten birinci meclis mi, ikinci meclis mi diye bilirsin. Evet. Devam. Soru 5. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olarak 1-2-3 görevlerinin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Evet bir hareket ordusunda görev yapması, iki Picardi manevralarına katılması, üç Sofya askeri ateşe militerliğine militerliğinde bulunması. Öncelikle ateşe militerliği demek askeri elçi demek arkadaşlar. Sofya'da Bulgaristan'da yaptı bu görev. Evet soru çözmen için biraz zaman veriyorum size ve açıklamaya başlıyorum. Hareket ordusunda görev yapması. 1909 31 Mart isyanını bastırmak üzere Kurulan bir ordudur. 1909'da burada kurmay başkanı olarak görev yaptı. 2. Picard'i manevralarına katılması. Arkadaşlar Picard'i manevraları 1910 yılında oldu. Fransa'da oldu bu. Binbaşı Selahattin Bey ve Fethi Bey ile gitti. Hatta orada bu manevralar, bu tatbikat sırasında uçak denemesi yapılıyor. Mustafa Kemal'in binmediği uçak bir uçak çalışması yapılıyor. Mustafa Kemal uçağa bin diyorlar. Mustafa Kemal önce binecekti sonra binmiyor uçağa. Binme, binmedi uçak düşüyor. İşte tarih böyle e, ince olaylar. Evet ve bu tatbikat sırasında Avrupalıların fesi gülünç bulduklarını ve Türklerle alay konusu yaptıklarını görüyor Mustafa Kemal. Ve orada bazı şeyleri kafasına koyuyor aslında. Neyse devam. Picardi manevraları 1910. Sofya askeri ateşe militerliğinde bulunması. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında e, Balkan Savaşları'na doğrudan katılmıyor. Balkan Savaşları'nın sonunda 1913 yılında e, Sofya'ya askeri ateşi olarak görevlendiriliyor ve burada görev yapıyor. Hatta e, Sofya'ya ek olarak Belgrad e, askeri ateşeliğinde de yürütüyor. O dönemde yanında da elçi olarak e, yine arkadaşı e, Fethi Okyar var. Dolayısıyla kronoloji ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. 1909, 1910 ve 1913. 1, 2 ve 3. Cevap al. Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart olayının nedenleri arasında gösterilemez arkadaşlar? A) Avcı Tabur askerlerinin ayaklanması, B) Babali baskınına duyulan tepkinin artması, C) İttihat Terakki'ye karşı olan muhalefet hareketleri de, D) Ordu içinde mektepli alaylı subay çatışması, E) Serbestlik gazetesi yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesinin bahane edilmesi. Arkadaşlar bu soruda birçok şeyi duymamış olabilirsiniz. Bakın ama özellikle bildiğiniz bir şey bir tarih size soruyu çözdürür. Şimdi 31 Mart olayı 1909 yılında oldu. Meşrutiyete karşı çıkan bir isyan diyelim. B seçeneğindeki Babali baskını ise 1913 yılında, Birinci Balkan Savaşı ile İkinci Balkan Savaşı'nın tam arasında 1913 yılında çıkmıştır. Biz bunu çok anlatırız. Öğretmenlere biz anlatmayan tarih öğretmeni yoktur. Eğer sen o dönemin kronolojisini kafanda canlandırabiliyorsun. Zaten o dönemi çalışırken bunun kronolojisini çizmek zorundasın ve Babali baskını senin gözü kapalı bilmen gereken ya Balkan Savaşları'nın arasındaydı demen gereken bir e, olay. 1909 31 Mart olayı ise çok daha önce oldu. Dolayısıyla Babali baskında duyulan tepkinin artması yani çok sonra olan bir olay. Daha önceki bir olayın nasıl nedeni olsun ki? Değil mi? Evet. Cevabımız B. Mustafa Kemal bu kıyafeti nerede giymiştir? Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal bu kıyafeti nerede giymiştir? Ünlü bir kıyafet, Osmanlı kıyafeti, Yeniçeri kıyafeti. Mustafa Kemal, seçenekler gelsin bir görün ya. Mustafa Kemal, arkadaşlar. Bu kıyafeti 1913 yılında Sofya'da askeri ateşe militerliği sırasında giyiyor. O dönemde bir balo yapılıyor ve balo da farklı kıyafetler giyiliyor. Mustafa Kemal İstanbul'dan özel olarak bu kıyafeti getiriyor ve baloya bu yeniçeri kıyafetiyle katılıyor. ve Sofya'da ve ilgi odağı oluyor kendisi arkadaşlar. Evet. Yani bu bağlantıyı kuralım. Bu tarz bir soru gelmez ama yani ben olayı size anlatmak için söylüyorum. Evet. Sofya. Evet. Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'na yer alan Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Londra Antlaşması'na yer alan Osmanlı toprakları Midye Enes hattına çekilecek. Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak. Arnavutluk bağımsız olacak. Maddeleri göz önünde bulundurulduğunda. Bir iki üç yorumlarından hangilerinin yapılması mümkündür? Şimdi Birinci Balkan Savaşı sonunda bir antlaşma imzalıyor. Londra Antlaşması. E, bir maddeler var. ve Biz buna göre yorum yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Edirne ve Kırklareli kaybedilmiştir. Bulgaristan Ege Denizi'nin fırsatı yakalamıştır. Ümmetçilik politikası darbe almıştır. Yapın. Yaptınız. Fikriniz var. Şu olur şu olamaz diyorsunuz. Arkadaşlar cevap E. Şimdi bakın coğrafya bilgisi size çok soru çözdürür. Kronoloji bilgisi size çok soru çözdürür. Kavram bilgisi size çok soru çözdürür. Bunları nasıl öğreneceğinizi anlattım daha önce. Tarih çalışma yöntemleri videomu izleyin. Arkadaşlar Osmanlı toprağı şimdi bir Edirne ve Kırklareli kaybedilmiştir. Buna nereden ulaşacaksın? Midye Enes arkadaşlar Midye Enes attı. Birincisi Ege Denizi'nin tam o Çanakkale'nin üst tarafından başlıyor. Midye Enes attı. Ta Karadeniz'e kadar uzanıyor. Dolayısıyla o hat uzandığı zaman, o hat uzandığı zaman sevgili arkadaşlar, Edirne'yi biz kaybetmiş oluyoruz. Kırklareli'yi kaybetmiş oluyoruz. O hattın dışında kalıyor. İşte soru çözerken o haritalar bu yüzden var. Bakın, görün, çizin. Bir var. İki, Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak. Büyük Bulgaristan Krallığı kurulduğu zaman ta Selanik'e kadar, bu Ege Denizi'ne kadar iniyor arkadaşlar. Ve Bulgaristan Ege Denizi'nin inme fırsatı yakalıyor Londra Antlaşması ile. Büyük Bulgaristan Krallığı kuruluyor. Üç, ümmetçilik politikası darbe almıştır. Hocam ümmetçilik nerede burada? Arnavutlar, bunlar Müslüman. Arkadaşlar, hatta şunu söyleyeyim. O dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat, Balkan Savaşları'ndan önce Arnavutluğa gidiyor. Oraya gidiyor diyor ki selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam diye cevap veriyorlar diyor ki 5. Mehmet Reşat ben geldim diyor. Siz Müslümansınız, biz de Müslümanız. Sakın bu Balkan devletlerine uymayın diyor Arnavutlara. Ümmetçilik politikasını uygulamaya çalışıyor orada. Ama başarılı olamıyor çünkü Arnavutluk bağımsız oluyor. Milliyetçilik duygusu daha baskın geliyor Arnavutlarda. Ümmetçilik politikası darbe alıyor arkadaşlar. Ümmetçilik politikası deyince aklımıza sadece Tra e Trabluskat gelmesin. Ümmetçilik deyince aklımıza sadece birinci Dünya Savaşı'ndaki o Mısır Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Irak cepheleri gelmesin. Arnavutluğu da öğrenin. Ayrıntı bir bilgi değil bu. Kaynaklarda var, göz ardı edilen bir bilgi gibi duruyor sadece bana. Öğrenelim. Evet. Devam. Mustafa Kemal, 1908 yılında ki İttihat ve Terakki Kongresi'nde Ordu siyasetten ayrılsın, din ve devlet işleri ayrılsın ifadelerini kullandığı için Cumhuriyetçi olmakla suçlanıyor. Mustafa Kemal İttihat Terakki üye oluyor arkadaşlar. Ama sonra istifa ediyor oradan. İstifa edecek. Ordu siyasetten ayrılsın, din ve devlet işleri ayrılsın diyor. Ve onu cumhuriyetçi olmakla suçluyor. Sen ne diyor Mustafa Kemal falan diyorlar Mustafa Kemal'e. Buna göre Mustafa Kemal'in bir iki üç yorumlarından hangilerinin yapılması mümkündür? Bir, demokratik olmayan uygulamalara karşı çıktığı. 2. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile görüş ayrılığı yaşadı. 3. Cumhuriyet'in ilanı için ortam oluşturdu. Cevap gelsin. Bir ve 2. Demokratik olmayan uygulamalara karşı çıktığını nereden biliyorsun? Çünkü ordu siyasetten ayrılsın diyor. Ordu siyaset yapmaz. Ordunun siyasetten ordunun siyaset yapması, ordunun siyasetle iç iç olması demokratik olmayan bir uygulamadır. Hatta biliyorsunuz Mustafa Kemal çok sonra bu olaydan çok sonra 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğu zaman işte Kazım Karabekir vesaire Ali Fuat onlar hep komutandı. O zaman şöyle bir kanun çıkarttırıyor. Ya siyaset yapın ya komutan olun. Ve onlar da istifa ediyor askerlikten ve siyasete giriyorlar. Mesela Fevzi Çakmak ben asker olacağım, öyle devam edeceğim diyor. Ordunun siyasetten ayrılması Mustafa Kemal'in e, demokrasi yolunda önemli düşüncelerinden bir tanesi burada da ayrılsın diyor. Yani Mustafa Kemal demokratik olmayan uygulamalara karşı çıkıyor burada. Evet. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile görüş ayrılığı yaşıyor. E, evet, çünkü İttihat Terakki içindeki insanlar onu suçluyorlar sen diyor cumhuriyetçisin diye suçluyorlar o dönem için üst düzeyde bir ifade cumhuriyetçi olmak arkadaşlar ve İttihat Terakki Cemiyeti'yle görüş ayrılığı yaşıyor. Cumhuriyet'in ilanı için ortam oluşturdu. Yok arkadaşım daha Mustafa Kemal'in düşünceleri var belki kafasında. Demokratik uygulamalar, halk iradesi, milli egemenlik düşünceleri birçok şey var Mustafa Kemal'in kafasında. Ama o dönem için ta 1908'den 1923'e ya arada yani temiz zamana bakar mısın? Yani Cumhuriyet'in ilanı için ortam oluşturduğunu ama kendi düşüncelerini demokratik düşüncelerini özgürce ifade ediyor arkadaşlar. Cevap 1 ve 2. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı forsunda ifade edilen 16 Türk devletinden biri değildir? Bunu yapamayacağınız zaten de. Şöyle bakayım ben size bakarken ben suyumu içeyim. Hangisi Cumhurbaşkanlığı forsu biliyorsunuz 16 Türk devletini ifade ediyor ve bunlardan bunları bilmiyorsun tabii sen. Düşünüyorsun şimdi kafanda. E hocam bunların hepsi Türk Devleti. Tamam doğru. İlginç geldi değil mi? İlginç geldi. Anadolu Selçuklu Devleti. Diğer adı Türkiye Selçuklu Devleti. Nasıl? Cumhurbaşkanlığı Forsunda yer alan devletlerden biri olmaz. Allah 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 Allah. Ey Muhammed Öztürk sen bize ne anlatıyorsun Allah aşkına. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Forsunda ifade edilen 16 Türk Devleti bunlar arkadaşlar bakın, bakın, Tolun oğulları yok, Eyyubiler yok, Memlükler yok, Türkiye Selçuklu devleti yok arkadaşlar. Bunu sosyal medyada da paylaştım. Evet, geri gelelim. Yok. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Forsun'u ilk kez Mustafa Kemal tasarlıyor. Tazar e, şöyle ifade edeyim size. Milli Mücadele'nin son günlerinde, Eylül 1922'de e, Mustafa Kemal'in İzmir'de çekilen bir fotoğrafında cumhurbaşkanlığı forsunu görüyoruz biz. Ha cumhurbaşkanlığı, cumu o dönemler cumhurbaşkanlığı yok ama Mustafa Kemal bu forsu kullanıyor. Bu sembolü kullanıyor daha doğrusu. Çekilen bir fotoğrafta bu var. Ee, sonra 22 Ekim 1925'te tabii cumhuriyet ilan edilmiş, Cumhurbaşkanı olmuş Mustafa Kemal. 22 Ekim 1925'te cumhurbaşkanlığı forsunu resmi anlamda düzenleyen ilk belge olan sancak talimat talimatnamesi yürürlüğe konuyor. E, o zamanlar tabii 20 taneymiş oradaki e, ışın sayısı. Sonra e, 1978'de bu 16'ya düşürülüyor. E, Cumhurbaşkanlığı forsındaki sembollerin 16 Türk devletine ait olduğunu söyleyen kişi de e, arkadaşlar bir subay olan Akip Özbek e, 1969'da bunu ifade etmiş. Evet. Devam benim verdiğim bilgi bu. Evet devam edelim. Mustafa Kemal'in hangi Türk şairi böyle inkılapçı şairler yazmıştır diyerek övdüğü şair kimdir? Bunu da sınavda bir türlü soru olarak soramadılar arkadaşlar değil mi? Kaynaklarda çok geçiyor. Tevfik Fikret arkadaşlar değil mi? Evet. Tevfik Fikret'in Siz Ferda Rücu şiirleri var. Toplumsal içerikli şiirleriyle tanınan birisi. Ee, ve Mustafa Kemal'in toplumsal ve çağdaş kişiliğinin oluşumunda Tevfik Fikret'in eserleri önemli. Ee, aynı zamanda batıcılığı savunan bir kişi Tevfik Fikret diyelim ve böyle bilgiler verelim. Onun şiirlerini övüyor Mustafa Kemal. Diğer bir soru, hemen araya bir soru cevap sıkıştıralım. Mustafa Kemal'in peki Türk milletinin yıllardan beri beklediği ses e, olarak ifade ettiği kişi kim? Namık Kemal arkadaşlar. Namık Kemal'in işte 1873'teki e, Vatan Yahut Silistre eserini herkes biliyor tabii ki. Okuyun, okuyun. Yani özellikle o içinde birkaç hikaye var onun ama Vatan Yahut Silistre hikayesi gerçekten efsane. Bir, Tiyatro şeklinde. Namık Kemal bu eserinden dolayı daha sonra Magosaya Sürgüne gönderiliyor arkadaşlar. 1888'de de Sakız Adasında vefat ediyor. Asıl adı Mehmet Kemal, Namık Kemal'in ve vatan şairi biliyorsunuz. 1876'daki Kanun Esası ilan edilirken o Kanun Esası'yı oluşturan Anayasa Komisyonunun içinde de Namık Kemal var arkadaşlar. Evet. Yine bir soru cevap. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdaresi'ne giderken hangi şairin şiiri için ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum demiştir. Evet. Mehmet Emin Yurdakul'un arkadaşlar Cenge Giderken diye bir şiiri vardır biliyorsunuz. Manastır Askeri İdaresi'ne giderken Mustafa Kemal bu şiiri okuyor ve diyor ki ya bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı ben onda buldum diyor. Şiirden bir dizi okuyalım. Tanrım şahit duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağın düşman almaz giderim. Allah rahmet eylesin. Mehmet Emin Evet sevgili arkadaşlar. E, bu dersimizi burada noktalandıralım. Değil mi? Noktalandırırken de size bir Balkan türküsü çalayım. Bununla veda edelim. Mustafa Kemal'in de sevmiş olduğu diğer adı Selanik türküsü olan Çalın Davullar türküsü mükemmel. Ben çok seviyorum valla. Ne bileyim böyle dinlerken tüylerim bir kendi Kemal'i bazı genç arkadaşlarım türkü sevmeyebilir. Ben bilmem onu. Ben seviyorum. Ee, bir Balkan türküsüdür. Manastır askeri dairesine giderken Mustafa Kemal'in ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatım onda buldum dediği kişi Mehmet Emin Yurdakul'dur Biz de bir Balkan türküsüyle noktalandıralım. Ben biraz dinleyeceğim. Görüşürüz. Bir sonraki videoda hemen görüşelim. Başarılar.